Merhabalar, Kınaneller Örgü Evi kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip ve beni tanımayanlar için ben Şerife Kıracı. Bugün sizlerle bir farklı örgü lastik tekniğini anlatacağım. Öncelikle ilmeklerimi takmadım sizinle birlikte takmak için ve tekniğimde şişimin ikisini de kullanacağım. Lastik yaparken genelde esnememesi için tek şişimizde takıyoruz ilmeklerimizi ama bu tekniğimizde iki tane ilmeğimiz, iki şişimiz birlikte takılacak ilmeklerimize. Ve hemen şu şekilde ilmeklerimi takıyorum. Ve ilmeklerimizin takılış sayısı da 5 artı 5 şeklinde takıyoruz ve birer tane de kenar ilmeğimizi ilave ediyoruz. Takmak istediğimiz ilmekleri istediğimiz sayıda takıp ve birer tane de kenar ilmeklerimizi ilave ediyoruz. Ve ilmeklerimi taktım. Hemen buraya bir tane bağlamamı yaptım. Şişimin bir tanesini çıkarttım. Hemen örgümü düz bir şekilde bir sıra örüyorum. Burası sizin tercihinize kalmış. Ben bir sıra alt kısmında haroşa görünmesini istiyorum. O yüzden bu şekilde bir sıra düz örgü örüyorum. Siz düz olmasını istiyorsanız ters örüp hemen modelimizi ön yüzde uygulayabilirsiniz. Ben bir sıra haroşa görünümü istiyorum. O nedenle ilmeklerimi düz örüyorum. Örgümün ön yüzünde ilmeklerimin tamamını sonuna kadar düz örüyorum. Ve son kenar ilmeğimi düz örgümü ördüm. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Ve kenar ilmeğimden hariç 3 tane ilmeğimi yine düz örüyorum. 2 ve 3. Kenar ilmeğimle 4 tane oluyor. Hemen 3. ilmeğimi 4. ilmeğimin üzerinden geçiriyorum. Tekrar bir tane düz örüyorum. Hemen yine aynı ilmeğimi tekrar geçiriyorum. 2 oldu. Ve 3. ilmeğimi ördüm. 3. ilmeğim. Bu şekilde 4 tane ilmeğimi örüp 4 tane üzerinden geçiriyorum. Tekrar yine 3 tane düz. 1, 2 ve 3 tane düz ilmeğimi ördüm. Hemen 3. ilmeğimi 4. ilmeğimin üzerinden geçirdim. Tekrar ör ve üzerinden geçir. 2. Ör, üzerinden geçir. 3. Ör, üzerinden geçir. 4. Hemen yine 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. 3. ilmeğimi 4. ilmeğimin üzerinden geçirdim. Tekrar ör ve geçir 2 ve 3 ve 4. ilmeğim. Hemen yine aynı şekilde bu sıramız bu şekilde devam ediyor. Bir tane daha hemen 3. ilmeğimi 4. ilmeğimin üzerinde. Ve kenar ilmeğimi. Az önce bunu demek istedim. Burayı ben bir sıra bu şekilde haroşa görünümünü istediğim için bir sıra ters gittim. Siz düz olmasını istiyorsanız düz gidersiniz. Hemen örgümün arka yüzüne geçtim ve kenar ilmeğimi aldım. Tekrar ilmeğimi ters ördüm. Hemen buraya şu şekilde iki tane ilmeğimi, iki tane ilmek takıyorum. Ve hemen iki tane takılı ilmeğimi ters örüyorum. Bu sıramız da bu şekilde aralara iki tane ilmek takıp tekrardan iki tane ilmeğimi ters örüyorum. İsterseniz üzerine haroşa yapabilirsiniz. İsterseniz bir düz bir ters yapabilirsiniz. İsterseniz bu modelimizi uyguladıktan sonra üzerine yapmak istediğiniz modeli veya
Düz çıkabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Ben üçünü de size şu anda göstereceğim. Bunu düz yapmak istiyorum. O nedenle bu şekilde ilmeklerimin tamamını ters ördüm. Hemen iplerim karıştı. Ve örgümün ön yüzüne geldim. Bunun üzerine düz yapacağım için ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. Aradaki iki taktığım ilmeğimi de diğer iki tane ilmeğimi de tamamını düz örüyorum. Siz buraya az önce de söylediğim gibi isterseniz haroşe üzerine isterseniz biz bir düz bir ters lastik uygulayabilirsiniz. İsterseniz de düz örerekten devam edebilirsiniz veya uygulamak istediğiniz modelinizi uygulayabilirsiniz. Hırkalarımızın lastik kısmında yeleklerimizin, hırkalarımızın, eteklerimizin bu şekilde uç kısmında ayrı güzel ve şık bir duruş oluyor ve bu sizlerle normal düz yaptığım ve diğer ipimle yaptığım ben. Bu ipim biraz kalın ipim. Size 3 farklı iple göstermek istedim. Hemen modelimi uyguladım. Üzerine bir ters, bir düz lastik uyguladım. Ve diğer orta kalınlıkta bir ipimle de modelimi yaptım. Üzerine haroşe gittim. Ve bu sizde de yaptığım ipim, bebe ipim. Gördüğünüz üzere ister bir ters, bir düz, isterseniz haroşe, isterseniz de uyguladıktan sonra düz örüp gidebilirsiniz bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım anlatabilmişimdir. Bu ve buna benzer örgü modellerimi, örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.